Merhaba arkadaşlar, Güleyla kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Tarikat polisimizin elleriyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz ten renginde etrofilin ten rengini tercih ettim arkadaşlar. Üzerine eldiven görüntüsü vermek için de sütlü kahveyi kullandım. Parmaklardan başlayarak örerek devam ediyoruz, renk değiştirerek. Arzu ederseniz düz ten rengiyle örüp eldiveni daha sonra da örebilirsiniz veya eldivensiz düz ten rengi kullanarak düz bir elde yapabilirsiniz. Bu da Yanart'ın biliyorsunuz sütlü kahvesiydi. Tığ olarak da normalde biliyorsunuz bebeğin tamamını 2.2 milim tığla ördüm. 1.7 ile yapacağım. Yani daha ince bir tığ ile yaparsanız parmaklarının yapımını kabaca Lütfen beğenmeyi, durmayacaktır. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Biliyorsunuz şimdi biz bunu küçük parmaktan başlayarak örmüştük sol elimizi. Şimdi şu işaret parmağımızdan başlayıp küçük parmağa doğru gideceğiz. Yani 5 sırayla başlayacağız. Bu 4 sırayla başlamıştı. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen ikinci zincirimin içerisinde 5 tane sık iğnemi yapıyorum. İlmeğimi oraya kaydırdım. Şimdi 5 tane sık iğnemi 5 sıra öreceğim. Bu şekilde 5 sıra örelim arkadaşlar parmağımızı. Şimdi şöyle bakın 5 sıra ördüm arkadaşlar. Orta parmak için 8 tane çekiyorum. 2. zincirime yine 5 tane sık iğnemi yapacağım. Bunu 6 sıra öreceğiz. Ondan sonra yüzük parmağımızı yapacağız. Onu 5 sıra yapacağız ve en son serçe parmağımızı 4 sıra yapacağız arkadaşlar. Sıralama bu şekilde olacak bu sağ elimiz için. Bu şekilde parmaklarımızı hazırlayalım. Yerinde daha detaylı göstermiştim. O yüzden bunu da çok detaylı göstermiyorum. Bunu şimdi 6 sıra yapacağım. 6 sıra, daha sonra şu parmağımızı 5 sıra yapacağız. Ondan sonra 4 sıra küçük parmağımızı yapacağız. Şu 4 parmağımızı birinciyi birlikte yaptık zaten. Şu 3 parmağımızı da yapalım. Ondan sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi şu şekilde tamamladım. Şimdi normal tığıma geçeceğim arkadaşlar. Şuradaki küçük parmağımın son sık iğnesini eldivenimin rengiyle alıyorum. Yüzük parmağımda şu zincir çektiğim sık iğnemin içine giriyorum. Ve yüzük parmağımdan 2 tane sık iğne öreceğim. Ve iki orta parmağımın yine zincir çektiğim sık iğnesine giriyorum. 2 tane de o parmağımdan sık iğne öreceğim. 1 2 Evet, parmağımla devam ediyorum. Buradan 5 tane sık iğnemiz var. 5 tane sık iğnemizi örüyoruz. 1 Sayarak yapın ki fazla sık iğne çıkartmayın. 2 3 4 ve 5. Şimdi orta parmağımda şöyle çeviriyorum. Bakın şu ördüğüm sık iğnenin yanındaki boş sık iğneye girerek 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3
Yüzük parmağımdaki yine boştaki skineden devam ederek 3 tane skinesini örüyorum. 1 2 3. skinesini de ördüm. Yine boştaki ilk skineden ördüğüm skinenin yanındaki skineye girip 5 tane skinesini öreceğim. Tane skinemiz var şu anda. Bu 20 skinemizi blue yaparak bir sıra örelim. Elimizin üzerine geldiğimizde 3 tane skine şu orta parmakta 3 tane sık iğne de yüzük parmağımızda var. Yine tam şu parmağın tam ortasına arkadaşlar işaretleyici koyacağız. İşaretleyicimi koyup devam edeceğim blue yaparak. Sırada normal sık iğne olarak örüyorum. Evet, bir sıra daha ördüm. Sıra başına kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Evet, 13 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ve şu 13. sık iğnemi ten rengiyle örerek alacağım. İnce uçlu tığıma geç. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 dedim. İkinci zincirimin içerisinde 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Şu ilk baştaki sık iğnemi kaydırdım arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi 4 sıra öreceğim. Bir sıra da kahverengiyle öreceğim. Yani normalde bu parmağımız 5 sıra olacak. Ama 4 sırası ten rengiyle, bir sırası da diğer rengimizle yapacağız. Sıra ördüm. 1, 2, 3. En üstle birlikte 4 sıra. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bir sıra da bununla öreceğim. Ve tığımı değiştirdim. Normal tığıma geçtim. Şu zinciri çektiğim sık iğnemin yanındaki boştaki sık iğneme giriyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 13 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3
Ve 13 dedim. Şu parmağımdaki 5 tane kahverengiyi bulo yaparak öreceğim. Yedi tane sık iğnemiz var. Onları da örelim ki. 3, 4, 5, 6 ve 7 dedim. Şu anda 25 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi 11 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 11 dedim. Burada bir tane kesiyorum. Geriye kalan 12 tane sık iğnemi de örüyorum. 1, 24 tane sık iğnem var. Bu 24 tane sık iğnemi bir sıra öreceğim arkadaşlar. Bir sıra örüp sıra başına gelelim. Dört tane sık iğne yapıp bir tane keseceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne yapıp bir tane azaltalım. 1, 3, 4. Bir tane kesiyorum. Tekrar 4 sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. Yirmiye düşürdük arkadaşlar sık iğne sayımızı. Şimdi bu 20 tane sık iğnemizi iki sıra öreceğiz ama bu sırada şu avuç içine geldiğimiz zaman ten rengine geçeceğiz. Buraya kadar şimdi sık iğnelerimi örüyorum. Yani üstte renk değiştirmek istemediğim için arkadaşlar. Üst düzgün dursun diye. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şu 9. da ten rengine geçeceğim. Ön tarafa aldım bunu. Şimdi bulo yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Ve bir sıra daha öreceğim. Kahverengi olan kısımları bulo yaparak diğer kısmını normal sık iğne olarak öreceğim. Buradan itibaren artık düz normal sık iğne olarak devam ediyorum. Şimdi devam etmeden önce arkadaşlar şu bilek kısmında bırakmış olduğumuz bloların üzerine bir sıra kaydırma yapacağım.
başladığım yere kaydırdım ve şöyle bitirdim. Bir kısmını böyle yapacağız. Şu parmakların arasında da arkadaşlar şuraya bir sıra sık iğne yaptım. Şuradaki bloğun olduğu yere ipimizin katlarını ayıracağız. Şöyle. Biraz ince olması gerekiyor oranın. Şu ipimizi incelttikten sonra yine normal tığımla öreceğim. Kısımdan başlayıp iki sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Buloların olduğu yere. Arasını dikecek kadar şöyle belli bir uzunlukta ip bırakalım. Şu şekilde bakın iki sıra ördüm. Şimdi buraya bir iğne takacağım. Parmak aralarını dikeceğim. Şuraya da bir sıra sık iğne yapalım. Blue olarak bıraktığımız yere. Ondan sonra bilek kısmından kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi 20 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapıp bir tane kesiyorum. 1, 2, 3. Bir tane azalttım. 1, 2, 3 dedim. İkinciyi azaltıyorum. 2 3 dedim. Üçüncüyü azaltıyorum. 1 2 3 dedim ve dördüncü ve son kez kestim. 4 tane azaltma yapmış olduk. Şu anda 16 tane sık iğnemiz var. Bir sıra öreceğim bu 16 tane sık iğnemi. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp bir tane artırarak sık iğne sayımı tekrar 20'ye çıkartıyorum. 1 2 3 dedim. Bir tane artırıyorum. İlk artışım. Tekrar 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. İkinci kez artırıyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Üçüncü kez artırıyorum. Ve son kez 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir tane artırıyorum. Tekrar 20 tane sık iğnemiz var. Bu 20 tane sık iğnemizi 3 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 dedim. Bir tane artırıyorum. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne yapıp bir artıralım.
Dördüncü kez arttırdım. 4 tane arttırma yaptım. 24 tane sık iğnem var arkadaşlar. Bu 24 tane sık iğnemizi 2 sıra örelim ve sıra başına İki gelelim. sıra Ördüm arkadaşlar. 24 tane sık iğnem var. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Şimdi 10 tane sık iğne örüp bir tane daha arttıracağım. 2 4 5 7 8, 9 ve 10 dedim. Bir tane daha çift yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi de örüyorum. 4, 5 ve 6. Şu anda 2 tane de arttırma yaptık. 26'ya çıkardık sık iğnemizi. 4 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane kesiyorum. Tekrar 5 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Ve son kez 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. 1, 4, 5. 3 tane azaltma yaptım. Kalan 5 tane sık iğnemi de örüyorum. Tane sık iğnem var şu anda. 5 tane sık iğne yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Dirsek için kolun. 2 kere de çekeceğiz. 3 tane. Tamamlıyorum sıra başına kadar. Şurada dirsek için 3 tane artırma yapmış oldum. 25 tane şu anda sık iğnem. Ve bir sıra örüyorum arkadaşlar. 25 tane sık iğnemizi bir sıra örelim. Şimdi 5 tane sık iğnemi örüyorum. 2 ve 5. Şurada artırmış olduğum 3 tane sık iğnemi örerek alacağım arkadaşlar. Şöyle 1 ve 3. Üçünü birlikte şu şekilde o artırdığım yer birlikte örerek aldım. Kalan sık iğnelerimi yine örüyorum. Şurayı sıkı yapın. Şöyle küçük bir dirsek, kol dirseği görüntüsü verdik arkadaşlar. Şu anda yine 23 tane sık iğnemiz var. 5 tane sık iğnemi yapıp bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yapıp tekrar artırıyorum. 5 tane sık iğnemi ördüm. İkinci kez artırıyorum. 4 sık iğne örüp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 4 ve tekrar 5 tane sık iğne yapıp son kez bir tane daha artırıyorum. 5 dedim ve dördüncü kez artırdım. 4 tane daha artırma yapmış olduk. Ve 27'ye çıkardık sık iğne sayımızı. İğnemizi 2 sıra örüp sıra başına gelelim. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. 1
2 3 4 tane ördüm. Ne daha artırıyorum? 1 2 3 5 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha artırıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 3 ve 4 dedim. Elin üstünde tekrar bir tane daha denk getirdim ve artırdım. 2 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum. 31 sık iğnemizi 3 sıra örüp sıra başına gelelim. Evet, şimdi 31 tane sık iğnemi 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle 15 tane falan ördüm. Tişörtümün rengiyle son sık iğnemi örerek alıyorum. Şey, normal sık iğne olarak bir sıra öreceğim bu renkle. Sonra üst kısmına blo yapacağım. Şöyle bir sırada blo yaparak örelim arkadaşlar. Şu başladığım noktaya kadar geldim. Bir sırada blo yaparak öreceğim. Şurada 2 sıra örmüştük zaten birlikte. 1, 2, 3 sıra daha ördüm. Yani toplamda renkli yere geçtikten sonra 5 sıra örmüş oldu. Bu olarak bırakmış olduğum yere bakın şöyle kaydırma yaptım arkadaşlar. Kaydırma, isterseniz kaydırma yaparak isterseniz de blo olarak bıraktığımız yerlere sık iğne yapabilirsiniz. Şu başlamış, şu renge geçiş yapmış olduğum, şu bakın avucun şöyle orta kısmında geçiş yapmıştım. Orada bitirdim sağ elimi. Bu şekilde elimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu elimiz. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte gördüğünüz için. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdi bir hoşça kalın. Sevgiyle kalın.